İki tekerinizde bugün o çok istediğiniz bisiklet vlogu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani biliyorsunuz biz bu bisiklet vlog işini çok fazla beceremiyoruz iki tekeriz olarak. Sebebini çok anlayamadım ama bir türlü ya görüntü olmuyor ya ses olmuyor. Tabi bu incelemelerden de artık siz de sıkıldınız, biz de sıkıldık. Sürekli bir ürün incelemesi, sürekli bisiklet incelemesi diyeceğim. Onları da uzun zamandır yapamıyoruz. Ama inşallah bu yaz döneminde güzel bisikletleri inceleyeceğiz. Bugün dediğim gibi böyle Edirne'nin güzel havasını bulmuşken biraz bisikletle turlayalım dedik. Ve dedim ki hazır turlamaya çıkmışken şöyle güzel değişik bir konudan bahsedelim. Bisiklet kilo verdirir mi? İki tekerize en çok sorulan sorulardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ya şimdi şeye diyen de var işte. Ben diyorum ki bisiklet kilo verdirir. İşte alıyorlar. Sonra birkaç ay sonra ya hani sen dedin ama biz daha fazla kilo aldık hani ki veremiyoruz falan. Böyle şeyler de var. Şimdi hani bir diyetisyen ya da herhangi bir beslenme uzmanı falan değiliz ama şimdi bu işin aslında çok fazla böyle bir matematiği yok gibi. Hani mantıken alman gereken kaloriden fazlasını alırsan kilo alıyorsun. Alman gereken kaloriden azını alırsan ya da işte bununla beraber spor yaparsan kilo veriyorsun gibi hani basit bir mantık var. Şimdi bizim insanımızda da şu var. Hani bisiklet kilo verdirir okey. Ama hani nasıl kullanıyorsun sen bisikleti? Şimdi kilo vermek isteyen adam sporla beraber yaşantısını da buna göre, beslenmesini de buna göre adapte etmek zorunda. Buna senkronize etmek zorunda. Hani adam 20 kilometre bisiklete biniyor. Sonra üstüne ah bugün çok bisiklete bindik be falan deyip 6 tane lahmacun falan yiyince olmuyor yani o iş. Çünkü var öyle. Geçen yolda bir abimle karşılaştım. İşte dedi ya Onur abi ne haber falan dedim. İyi abi sen nasılsın? Ya dedi işte sizin kanaldan falan böyle görüp bir bisiklet aldık. Dedim süper abi. Ya dedi ben kilo vermek istiyordum. Hani bisiklet aldım ama çok aradığımı bulamadım açıkçası falan dedi. Dedim abi hayırdır? Ne kadar biniyorsun bisiklete? Ya işte şöyle böyle işte haftada bir bazen zamanım olmuyor. İşte iki haftada bir dedim abi hani o iş öyle değil. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bunlar da önemli. Sonuçta sen tamam bisiklete bindin. Sonra adam eve gidip böyle hanım güzel yemekler yapmış falan hepsinden tadarsan olmaz yani. Hani dememiz o. Aslında basit bir mantık var. Senin ihtiyacından fazlasını alırsan besin olarak, kalori olarak kilo veremiyorsun. Alıyorsun. Şimdi biraz da bisiklet sürdüm diye daha da fazla yiyince adam bisiklet sürerek kilo alıyor. Bu sefer kötü bisiklet oluyor. Ama işin altında yatan başka nedenler var aslında orada. Böyle trajikomik olaylar başımıza geliyor. Şimdi gelelim bisiklet kilo verdirir mi? Hani şimdi bisiklet değil her şey kilo verdirir. Koşarsan da verirsin, futbol oynarsan da verirsin. İşte dediğim gibi düzgün beslenirsen ama hani bisikletin diğer yapacağın şeylere göre artısı ne? Bana göre tabii herkese göre değişir. Bir kere zevkli bir kilo verme şekli olabilir. Hani fiziksel aktivite olarak kendine bir aktivite ediniyorsun, bir hobi ediniyorsun. Hani bana kalırsa işte koşmaktan ya da bir spor salonuna gidip işte kardiyo antrenmanı yapmaktansa bisikletle gezip yeni yerler keşfetmek falan bana şahsen daha zevkli geliyor. Yani ben kilo vermek istesem hani bir spor salonuna yazılıp orada koşu bandında böyle karşımdaki duvarı izleye izleye koşup işte orada böyle kalori harcayıp işte düzgün beslenmek yerine ben bisikletle işte falanca köye gidip o köydeki insanları görüp işte yeni yerler keşfedip falan hani bu tarz bir aktivite benim tercihim olur. Siz de böyle yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız ve hani bu kilo verme işini zevkli hale dönüştürmek istiyorsanız bence bisiklet hani mantıklı en mantıklı araçlardan biri ya da işte koşarak da yapabilirsiniz bunu. Ama hani koşu bandında değil. Yani normal böyle bir yerleri keşfederek falan işte bir doğa yürüyüşü olur. Güzel bir patikada koşarsın falan. Bu tarz aktivitelerin hepsi kilo vermeye yardımcı olabilir. Ama tabii unutmayalım ki bu aktiviteleri yaptıktan sonra videonun başında da dediğim gibi öyle 6 tane yemeyeceksin lahmacunu. Hani az ihtiyacın kadar. Bak internetten işte besin değerlerine falan filan onlara göre. Yaşına göre işte fiziksel aktivitene göre senin ihtiyacına göre
bir program oluştur kendine mesela. Onun gibi bir çalışma yapılabilir. Yani durum bundan ibaret. Haftada bir gün bisiklete binip, yarım saat bisiklete binip yaşantına eskisi gibi devam edersen bisiklet hiçbir işe yaramaz. Hatta sen bisiklete biniyorum diye daha fazla yiyeceksin, biliyorum. O yüzden kilo alacaksın. Hani onun yerine hem bisiklete binip böyle yeni yerler keşfedip mutluluk hormonu salgılayıp hem de kilo verebilirsiniz. Tabii yaşantınızı da buna göre düzenleyip. Yani o yüzden bisiklet kilo verdirir aslında. Bu arada burası da Edirne'nin Hamza Beyli sınır kapısına giden Lala Paşa yolu. Lala Paşa. Geçen haftalarda da buraya bir antrenman yaptık Edirne'li arkadaşlarla birlikte. O da güzel oldu. Bak adam ne güzel bekliyor ya. Şimdi biz buraya Bursa'dan, ya ben buraya Bursa'dan geldim. Hakikaten bu trafik, insanların hani az insan olmasının böyle biraz daha insanlar duyarlı, biraz daha sabırlı. Hani biraz daha özellikle bu kavşaklarda bekleme, işte yol ağızlarında bekleme falan. Bursa, İstanbul gibi falan büyük şehirlere göre bayağı bir farklı. Alışmak uzun sürüyor ama bisiklet sürmek keyifli. Hele bir de pasaportunuz varsa, işte Yunanistan, Bulgaristan'a geçersen onun tadından yenmiyor. Şimdi kilo vermede bisikletin bir diğer avantajı da şu. Aslında hani gördüğüm çevremden, şimdi adam kilo vermek için, ya da şöyle söyleyeyim daha doğru olur, kilo vermeye yardımcı olsun diye bisiklet alıyor. Ama durum daha sonra gelişiyor. Hatta önce şöyle bir örnek vereyim. Şimdi kilo vermek için bir spor salonuna yazılıyorsun. İşte orada koşu bandında ya da bisiklette işte duvara baka baka sürüyorsun falan. Bunlar çok neşeli şeyler değil. Adam kilo verdikten sonra ya da işte belli bir forma ulaştıktan sonra bunu hayatından çıkarıyor. Yani koşu bandında koşmayı seven adam sayısı hani ya binde birdir. Yani çok fazla, onlara da saygı duyuyoruz ama hani çok fazla değildir. Hani ben çok sevdim, bundan sonra hep koşu bandında koşacağım falan diyen adam çok yok. Ama bisiklette şöyle bir şey var. İster istemez hani formuna ulaştığında bile artık bu senin bir yaşam tarzın oluyor. Hani aslında kilo vermek için aldığın araçla bir bakmışsın işte yeni yerler keşfediyorsun. Artık işe ya da okula, işte her nereye gidiyorsan ulaşımını bununla sağlamaya başlıyorsun. İşte yeni arkadaşlar ediniyorsun falan, yeni bir sosyal çevren oluyor. Hani bu tarz avantajları da var. Hani bundan sonraki hayatında belki de çok böyle ciddi diyetler yapmana gerek kalmayacak mesela. Bisiklete binip sonra rahat rahat yiyip içebileceksin gibi güzellikleri var. Hani şeye çok rastlamamışsındır. Şimdi hep aynı şeyden örnek veriyorum. Koşu bandında koşanlar bayağı bir kızacak bana ama hani böyle yanındaki koşu bandında koşan insanla arkadaş olup aa hadi gel beraber koşalım falan diyen çok olmaz. Ama bisiklet de öyle değil. Çok güzel kulüpler var her şehirde. İşte beraber çay içmeye gidiliyor. İşte bir şeyler içmeye falan. Hani güzel aktiviteler oluyor. Ve bu sizin bir yerden sonra artık bir yaşam tarzınız oluyor. Hayatınızın bir yerine koyuyorsunuz ve sürekli kullanıyorsunuz. Hem formda oluyorsunuz hem de o kilo derdiniz, kilo alıp verme derdiniz ortadan kalkmış oluyor. Ve şöyle de bir şey var. Ah, aklıma hep spor salonu şeyi geliyor, örneği geliyor ama şimdi onların da ocağına incir harcı dikmek istemiyorum. Bak şimdi şöyle de bir şey var. Mesela bir spor salonuna yıllık üyelik ortalama 1000 lira civarı. Hani bu, belki çoğu şehirde bulunmaz bile ama 1000 lira diyelim. 2 yıl gittim bu spor salonunda güzel bir forma kavuşmak için diyelim. 2000 lira. Şöyle düşün abi, 2000 liraya bir bisiklet aldığında hani o seni bayağı bir götürür ve çok daha zevkli olur gibi geliyor. Tabii bunun bir hani spor salonuna gittin. Ayrıca bunların böyle paketleri var, adamlara giydirdikleri işte personal trainer. Yani efendim size hemen bir beslenme programı, yanında bir de hemen antrenman programı, böyle bir de şeyler var işte. Ben bir ayda 22 kilo verdiriyorum efendim. İstediğiniz gibi 22 kilo hemen verelim falan. Hani bu adamlara da kanmayın. Onlar pazarlama taktiği. Benim tavsiyem siz bisiklete binin ya da işte patikalarda koşun falan.
Ha, spor salonu iyi midir? İyidir. Ama herkese göre değildir. Ben şahsen gittim. Bir yıllık üyelik almıştım. 15 gün falan kullandım. Çok zevkli gelmedi bana. Siz zaten bisikletle kilo vermeyi düşünüyorsanız sizin de hani ufkunuzda böyle bir özgürlük vardır. O duvara bakarak koşmayı siz de sevmezsiniz. O yüzden bisikleti tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi bu kadar anlatıyoruz ama benim de göbek falan bayağı çıktı. O yüzden bu ara bisikletin üzerinden hiç inmiyorum. Hani sürekli böyle her gün biniyorum falan. Bugün de akşam yine bineceğim. Sabah bak çıktım şimdi. Hem böyle bir şeyler anlatalım diye. Hem de bir şöyle dinlenme, aktif dinlenme falan diyorlar. Öyle bir sürüş yapalım diye. O zaman şöyle diyelim. Hepimize bu serüvende kolay gelsin diyorum. Evet, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.